Arkadaşlar, şimdi sizlere bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar genelde işte şarj kontrol cihazının rüzgar türbinlerinde, su türbinlerinde akü şarj kontrol cihazının aküyü şarj etmiyor diye bazı problemleri söylüyorlar. Bu akü şarj kontrol cihazı aküyü şarj etmez. Aküyü kontrol eder. Yani nasıl kontrol eder? Şimdi onu size izah edeyim kısaca. Bu akü şarj kontrol cihazı normalde trafik polisi gibi görev yapar. Yani kalabalık durun veya şu anda tenha geçin gibi bu da kontrolü yapar. Yani akü boş, elektrik geç. Akü dolu dur, fren yap. Yani elektrik fazla gidemez. Orada zararlı anlamında bu kontrol adı da kontrol cihazı. Şimdi tabii vatandaş bilmediği için veya bu konularda bu işleri kullanan kişi bilmediği için bu soruları cevap veremiyor. Şimdi ben size bunu açıklama yapacağım. Şimdi alternatör bu suyla dönüyor veya rüzgarla dönüyor. Bu bir elektrik üretiyor. Bundan gelen kabloyu 3 fazdır genelde diyotlara girer. Tabii bunun içerisinde de diyotlar var ama bu 3 kablo alternatörden gelen 3 kabloyu bu 24 volt veya 12 voltta da şey yapabilirsiniz, test edebilirsiniz. Bu da 12 volt far ampulü. Şimdi ben 24 volt üzerinden bir test yapacağım. Mesela bu cihazda 24 volt. Bu cihazı bunu yani alternatör elektrik vermezse bu da aküyü kontrol edemez dolmasına. Şimdi 3 fazın herhangi ikisine 24 volt 21 watt'tır bu. Aşağı yukarı 1,5-2 amper civarında bir enerji çeker. Bu da bize yeterli bilgiyi verir ama mutlaka ve mutlaka ölçü aletle bağlayacaksınız. Bu şekilde diyotsuz bağlarsanız burada alternatif akım bölümüne bakın. Şu alternatif akım işarettir. Bu doğru akım. Bu düz çizgi doğru akımdır. Alternatif akım bölümüne alacaksınız ve bu rüzgarda dönüyor veya suyla dönüyor diyelim. Ve ben şimdi tabii masa üstünde size göstereceğim. Şöyle döndürüyorum. Bakın ampul yanıyor. Yanıyor ama kaç volt? Örneğin 9 volt, 10 volt. Şimdi bu aküyü şarj eder mi? Etmez. İşte konu bu. Siz de o zaman diyorsunuz ki şarj cihazı bozuk veya şarj etmiyor diyorsunuz. Bakın 10, 11 voltta bu aküyü asla ve asla şarj etmez. Şimdi biraz daha yükseltelim. Yani şu anda bakın 14-15 volt. Şu anda 12 volt aküyü rahatlıkla şarj edebilir anlamındadır alternatör. Şimdi gelelim 24 voltluk sistemine. Bu 12 voltluk sistemi şarj eder. Bakın voltajı görüyorsunuz. Ben bunu biraz daha yükselteceğim. Bu 24'ü şarj etmez şu anda. Biraz daha yükseltiyorum. Bakın 21-23. Şu anda 23 veya 24 voltu görürseniz şu anda 22. Biraz daha hızlandırdım. Şu anda aküyü şarj edebilir arkadaşlar. Yani 24 voltluk aküyü şarj edebilir. Tabi bir tanesi de boş olduğu için burada 23. Bu diyotlara girdiğinde 26-27 volta çıkacaktır. Dolayısıyla 24 voltluk sistemde akünüzü şarj edecektir. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Şu test çok önemlidir. Burada alternatörünüzün akım verdiğini, elektrik verdiğini gösterir. Bu şekilde test ederseniz kafanızdaki o sorular silinmiş olur. Dolayısıyla akü şarj kontrol cihazına da kabahat bulmamış olursunuz. Önemli olan alternatörün gerekli voltajı vermesi. Bu da belirli voltlarda kesip enerjiyi vermesi, kesmesi, fren yaptırması. Bunun görevi de budur. Şu yaptığım lamba deneyinde siz yaparsanız alternatörünüzde kafanızdaki o soru işaretleri silinir. Ve sizin alternatörünüzde kaç voltu aküyü veya kaç voltluk sistemlere uygun olduğunda bu şekilde test edebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.